misiniz? Merhabalar, ben Nilüfer Dinçer. Ebru Atölyemize hoş geldiniz. Bugün sizlerle kumaş üzerine Ebru uygulaması yapacağız ve uzun tekne açacağız. Uzun derken ebatımız nedir? 1.70'e 50 cm. Bu uzun tekne içerisine ipek, şifon, saten gibi kumaşlar yatırabiliriz. Ebru için en ideal kumaşlar bunlar. Biz bugün şifon ve saten yatıracağız hep beraber. Malzemelerimiz biraz değişecek. Klasik Ebru'ya göre kağıt üzerine uyguladığımız toprak boyaları değil, yapıştırıcı özelliği olan akrilik bazlı boyalar kullanacağız ki kumaş üzerinde daha dayanıklı olsun. Şimdi malzemelerimize geçelim. Öncelikle hassas bir tartıyla şöyle metil selüloz dediğimiz gıda tipi kıvam artırıcı kullanıyorum. Deniz kadayıfı kumaş için çok uygun olmuyor. Doğal bir malzeme olduğu için çabuk bozuluyor. Bunu dökmeden önce birazcık da sıcak su ekliyorum. Kolay çözülsün. Suyun içerisinde. Ve eklerken sürekli minik minik döküp bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Burada yaklaşık 10 litre su var. 10 litre suya ben 50 gram metil selüloz ekliyorum. Tabii bu metil selülozun gücüne göre değişiklik gösterebilir. Bu çok yoğun bir sıvı olacak. Bunu tekneye döktüğüm zaman sulandırarak birazcık daha seyreltireceğim aslında. Bu ince toz halinde bir kıvam artırıcı. Fakat yine de su içerisinde homojen bir şekilde dağılması için, suyu tam olarak kıvamlandırması için bir süre beklememiz gerekecek. Beklerken ara ara yine bu çırpıcıyla karıştırıp erimesine yardımcı olacağım. Çok aceleniz varsa mikser gibi daha hızlı karıştırıcı aletlerle bu süreci hızlandırabilirsiniz. Evet, şöyle yakınlandırırız. Bu beyaz parçacıkların tamamen eriyip suyu homojen bir şekilde kıvamını arttırması gerekiyor suyun kıvamını. Yaklaşık 45 dakika kadar geçti üzerinden ve üzeri böyle bir tabaka kaplandı gördüğünüz gibi. Şimdi o üstteki pıtırcıkları biraz karıştırıyorum. Onlardan kurtulup homojen kıvamı artmış bir su elde etmek istiyorum aslında. Dediğim gibi metil selülozun kuvvetine göre içerisine ekleyeceğiniz oran değişecektir. O yüzden her zaman deneyerek bulma taraftarıyız biz. Kıvam artırıcı dediğimiz şey aslında karboksimetil selüloz. Yani gıdalarda da kullanılan tamamen zararsız bir kimyasal diyelim. Yediğimiz çoğu gıdanın içerisinde aslında bu kıvam artırıcılar, kıvam vericiler kullanılıyor. Salam, sosis, bira, işte puding, paketli aldığımız ürünlerin çoğunda bu kıvam artırıcıdan bulunuyor. Ara sıra gelip karıştırmalıyız ki bu pıtırcıklar iyice çözünebilsinler. Çünkü eğer karıştırmazsak suyun üzerinde bir tabaka gibi böyle duruyorlar ve suyla çok fazla temas etmedikleri için daha uzun sürüyor. Sıvımız erirken birazcık boyalardan bahsetmek istiyorum size. Normalde toprak boya dediğimiz doğal boyaları kullanıyoruz klasik Ebru'da. Yani toprak boya derken neyi kastediyorum? Aslında bunu da ayrı bir videoda
uzun uzun açıklamak istiyorum. Şu anda araştırma aşamasındayım. Bayağı uzun makaleler okudum vesaire, kitaplar edindi boyalar ve pigmentler hakkında. Fakat bizim şimdi kullanacağımız boyalar aslında Ebru'ya özel üretilmiş ama akrilik bazlı boyalar. Ne demek akrilik bazlı? Biraz daha dayanıklı, içerisinde binder dediğimiz yapışkan malzemenin biraz daha yoğun olduğu boya. Binder derken kastettiğimiz şey şu aslında, kumaşa tutunabilmesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için içerisine katılan bir kimyasal madde. Yani bu renkli gördüğümüz kıyafetlerin, işte tekstil ürünlerinin, koltuk, döşeme vesaire hepsinin boyasının içerisinde muhakkak binder vardır. Ve kullanacağınız yüzeye göre içerisindeki binder oranı değişmekte tüm boyalar için. Bir kıvam artırıcı yardımıyla yoğunlaştırdığım sıvıyı teknenin içerisine döktüm. Daha sonra kovayı iki kere daha doldurup saf suyla içerisine ekledim. Yani teknemi 1'e 2 oranında sulandırmış oldum. Yoğunluk açısından tamamen homojen bir tekne elde edinceye kadar iyice karıştırıyorum. Suyun yüzeyini gazete yardımıyla iyice temizliyorum. Ebru için üretilmiş akrilik kumaş boyalarını kavanozlara koydum. İyice karıştırıyorum. Şöyle kenarını birazcık sıyırdım. Ve parmağıma çok yavaşça atmaya özen gösteriyorum ki boya rahatça açılabilsin, dibe çökmesin. Şimdi beyaz renge geçtim. Yine iyice karıştırıyorum. Kenarına şöyle sürttüm. Parmağımı çok yavaşça vuruyorum. Eğer daha ikinci katta boyalarınız açılmakta zorlanıyorsa şu iki ihtimali düşünmemiz gerekiyor. Ya birinci boyayı fazla atmışızdır ya da sıvımızın yoğunluğu çok fazladır. Renklerin canlanması için, yani soluk olmaması için birer kat daha geçiyorum aynı renkleri. Çünkü biliyorsunuz evde renkler aslında sıkıştıkça gerçek renklerini göstermeye başlıyor ton olarak. Tabi her zaman gözlemlemeye çalışıyorum. Yani bu boya akabilir mi, fazla mı kullandım, yoksa yetersiz mi geldi, soluk mu olacak? Bütün soruların cevabı aslında teknemin üzerinde. Şimdi bizim yardımıyla geldikler yapacağım boyanın üzerinde. Birbirine yakın olmasını önceden gösteriyorum ki renkler homojen bir şekilde birer çizgi oluştursun. Gelgit deseninden sonra üzerine S'ler yapacağım geniş aralıklarla ve bu Ebru'nun ismine de Şal Ebru'su diyeceğim. Şimdi geniş aralıklarla S'ler yapacağım buraya. Şimdi fırçamı çok iyi sıkacağım. Üzerine minik yağmur damlası gibi. Şifon kumaşımızı çekmeden önce teknenin kenarını bir peçete ile iyice siliyorum ki orada kalan boyalar kumaşıma zarar vermesinler, boyamasınlar. Kumaşı çekerken senkronize bir şekilde hareket etmek gerekir. Bir tarafı hızlı, bir tarafı yavaş çekilirse belli problemlere yol açabilir. Yere bir kraft kağıt sermiştik. Onun üzerine şifon kumaşımızı sererek biraz boyayı emmesini ve orada kurumasını sağlıyoruz. Daha sonra balkonda herhangi bir yere asabiliriz. Boyalarımı kavanozuma koymadan önce iyice çalkalıyorum.
boyaların içerisindeki pigment taneleri dibe çöküp yapıştığı için karıştırma işlemi olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Boyaları kavanoza aktarmadan önce iyice çalkalayıp karıştırıp kavanoza aktarıyorum. Daha sonra kavanozdan alırken de fırçayla muhakkak ki karıştırıyorum. Boyalarımı atarken fırçaya çok çok yumuşak vuruyorum ve her rengin hemen hemen aynı oranda atılmış olmasına, şöyle bir tepeden baktığımda homojen görünmesine dikkat ediyorum. Serpme yapacağım için bu sefer fırçamı 3 parmak sıkışıyla iyice sıkıyorum ve minik minik damlalar düşmesini sağlıyorum. Kumaşı suyla temas ettirirken elimi gergin bir şekilde tutmuyorum. Gayet rahat duruyor ve ortası temas ettikten sonra senkronize bir şekilde yavaşça elimi indiriyorum. Herhangi bir problemle karşılaşmadıysak kumaşı yatırdığımız partnerle birbirimizi kutluyoruz. Burası kumaşın arka yüzeyi, dolayısıyla renkler bir tık daha soluk görünüyor. Kumaşı sıyırırken ön tarafın çok daha canlı çıktığını göreceksiniz. Suyun üzerindeki renklerin canlılığı bize her zaman referans olacak. Eğer yeterli canlılığa ulaşmadıysa boya atmaya devam edebilirsiniz. Kumaşı çekerken teknenin kenarına sıyırıyoruz ki üzerindeki yoğun sıvıdan biraz olsun kurtulsun.